Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hayırlısıyla sizlere ilk sahurluk tarifimi paylaşmak istiyorum. Bu gece bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten yapımı çok kolay, oldukça az malzemeli. Hem ekmek niyetine hem poğaça niyetine tüketebileceğiniz harika bir tarif. Ve hiç el oyalamıyor arkadaşlar. Kesinlikle çok pratik yapılışı. Birazdan göreceksiniz. Ve dokusu pamuk gibi. Gerçekten aşırı yumuşak. Mükemmel. Dediğim gibi hem ekmek niyetine hem de poğaça niyetine tüketebileceğiniz bir tariftir. Geçelim hamurumuzu yapmaya. Yoğurma kabıma 2 su bardağı ılık süt aldım. Daha sonra 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurtam var. Sarısını üzerine ayırıyorum. Akını hamuruna kullanacağım. 1 su bardağı sıvı yağım var. Ve 1 paket kuru maya kullandım. Sütüm oldukça ılık arkadaşlar. Sıvı yağımı ısıtmadım. Ve unumu yavaş yavaş ilave ederek gayet yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra olması gereken kıvam budur arkadaşlar. İçerisinde sıvı yağ olduğu için hamur kabımıza yapışmıyor. Artık kendini böyle toparlıyor. Oldukça yumuşak bir hamur yaptık. 1 kilo unun dibinde yaklaşık 1 su bardağı kadar un arttı arkadaşlar. Kesinlikle tam 1 kilo un kullanmadım. Dediğim gibi sizler de lütfen unu kontrollü ilave edin. Oldukça yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu mayalanmaya bırakıyorum. Sizlere bir püf noktası. Böyle poşete geçirdikten sonra kapalı fırına koyun hamur kabınızı. 20 dakika gibi bir sürede mayalanacaktır arkadaşlar. Isıtmasanız bile çok hızlı mayalandırıyor kapalı fırın. Evet, hamurum mayalandı. Daha sonra tezgahıma aldım. Biraz havasını aldıktan sonra büyük yuvarlak bir beze haline getirip yağlı kağıt serdiğim büyük boy kelepçeli kalıbıma yerleştiriyorum. Benim kelepçeli kalıbım 32 santim arkadaşlar. Sizler normal borcamda veya tepside de yapabilirsiniz. Ve üzerinin şeklini vermek için elimi çok hafif sıvı yağa batırdım. Tepsime göre elimle yerleştirdim. Daha sonra kesme aparatımla her kestiğim hamur kısımlarını 3'e kesiyorum. Böylelikle piştikten sonra kesme işlemi uygulamanıza gerek kalmıyor. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra o kestiğim şeritlere ben çeçil peynir yerleştirdim. Ama kaşar peyniri de olur. Elinizin altında ne varsa. Beyaz peynir bile olur arkadaşlar. Dediğim gibi elinizin altında ne varsa onu değerlendirin. Fırınımı da 200 dereceye açtım. Isınıyor şu an. Hiç bekletmeden fırına verebiliriz artık tepsi poğaçamızı. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Gördüğünüz gibi oldukça pratik, hiç el oyalamayan bir tarif. Peynirlerin üzerine sürmeyin yine de, çünkü onlar zaten kızaracak. Ve tam ortasına gelecek şekilde ben biraz çörek otu serptim. İsteyenler susam da kullanabilir. 200 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ve altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 20-25 dakika gibi bir sürede pişti. Ama sizler lütfen kontrollü olun. İyice piştiğinden emin olmadan fırından çıkartmayın. Bu arada sizlere küçük bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar.
Ramazan boyunca sabah saat 10'da Türkiye saatiyle menüler paylaşmayı düşünüyorum sizlere. Ki sabahtan izleyip sizlere de fikir olması açısından. Akşam saat 7'de de sahurluk tarifler paylaşmayı düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Lütfen bu videonun altına yorumlara belirtin. Ben öyle düşündüm kendimce. Umarım sizlere de uygundur. Eğer saati vesaire uymuyorsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben de sizlere göre kendimi ayarlarım. Dediğim gibi sabahtan menü şeklinde paylaşmayı düşünüyorum. Akşam saat 7'de de sahurluk tarifleri paylaşmayı düşünüyorum. Bu arada poğaçamız da çok güzel bir şekilde kabardı, kızardı gördüğünüz gibi. Görüntüsü bile mükemmel yani gerçekten kolay olmasına rağmen hem görseli hem lezzeti müthişti. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve deneyen arkadaşlar lütfen denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Poğaçamı fırından çıkarttım. Şöyle bir çevireyim. Her yerini görün. Güzelce kızardı. Üzerine temiz bir bez kapatıp bu şekilde ilk sıcaklığının gitmesini sağlıyorum. Bunu yaparsanız ekstra yumuşak olacaktır ekmeğiniz, poğaçanız, herhangi bir hamur işiniz yani. Yaklaşık 15 dakika sonra ben kelepçesinden çıkartmak istedim. Ve burada bile çok hafif böyle aksilikler yaşadım. Onu da montajda kesmedim. Bilerek sizlere yayınlamak istedim. Öyle yani montajda kesiyoruz. Sanmayın ki bizim mutfaklarda her şey kusursuz, eksiksiz oluyor. Hayır, bizler de böyle aksilikler yaşayabiliyoruz. Kelepçesi çıkmamakta ısrar etti gördüğünüz gibi. Ama tabii ki kim kazandı? Yine ben kazandım. Çıkarttım yani o kelepçeyi. Sorun yok. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Şimdi altı nemlenmesin diye sıcakken yağlı kağıdından çıkartıyorum. Olduğu gibi zaten ayrıldı gördüğünüz gibi. Tekrar servis edeceğim. Ben tahtada servis ettim. İster servis tabağı olur. Ama sizlere tavsiyem kelepçeli kalıpta bırakmayın. Yoksa altı terleme yapar. O zaman da ekmeğinizin altı nemlenir. Şimdi geçelim. İç dokusunu göstermeye inanın yumuşacık pamuk gibi oldu. Dediğim gibi ben 15 dakikadır bekletiyorum. Yani çok fazla bekletemedim video çekiyorum diye. Gördüğünüz gibi dumanı üstünde hala. Sıcak bölmeme rağmen gördüğünüz gibi gözenekler ne kadar belirgin. Asla hamurlaşma yok. Ve kıvamı pamuktan da daha yumuşak yani o derece. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum deneyecek olan arkadaşlara. Herkese hayırlı, huzurlu, güzel Ramazanlar diliyorum. Malum bu sene bütün dünya için biraz karma karışık duygular içerisindeyiz ama umarım en kısa zamanda bu durumdan da güzelliklerle çıkarız diye düşünüyorum, umuyorum, temenni ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diyerek yarınki menüme sizleri bekliyorum. Unutmayın sabah saat 10'da menü tarifim yayında olacak. Akşam saat 7'de de sahurluk genelde hamur işleri olacak. Ama sizlerin önerileri varsa lütfen bu videonun altına yorum kısmına belirtin. Ben de büyük bir memnuniyetle sizin isteklerinizi yerine getirmeye çalışırım. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.